İnci düşünen insanlar hep daha çok inciner. Sadece hatırlatmak istedim. Hayatında hala gerçekleşmeyen bir sürü güzel gün seni bekliyor. Onun için azıcık sabırlı ol. Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Fakat o gün yağmur yağmayacak. Peygamberler bile başkalarını yenmek için kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır. Yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek insanların en korktuğu şeydir. Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. Kötü sözler duymaya başlamış isen, mutlaka o kötü sözleri duymayı hak edecek bir davranış içerisine girmişsindir. Ağzınızdan çıkanlara daima dikkat edin. Çünkü bir sözü unutmak, bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman alır. Dört şeyi dört yere bırakın. Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete. Kötü olmak için kötülük yapmaya gerek yok bazen. İyilik yaparak da kötü olabilirsiniz. Burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarla idi, ekip biçip gidecektik. En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Öylece uzaklara dalıp giden iki çift gözün hesabını kime soracağı? Ölünce değerli olunur. O değerde 15 gün sonra unutulur. Mutluluk bakmak değil, detayı görebilmektir. Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar. Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa yerini değiştir, ağaç değilsin. Mutluluğun temel koşulları yapacak bir şeye, sevilecek bir şeye ve ümit edecek bir şeye sahip olmaktır. Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor. Ne yazık ki. Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir. Aslında herkes dahidir ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. Aldatmak tetiğe basıldığında karşısındakini yaraladığından çok geri teptiğiyle sahibini öldüren bir silahtır. Öğrendim, beklemeyi öğrendiğim gibi gidecek yolu kalmayanın geri döndüğünü de öğrendim. Gelme. Yalanı yalancı ile yanlışı cahille sakın tartışma. Çünkü yalancıya gerçeği, cahile doğruyu asla anlatamazsın. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Kadınlar tatlı sözleri severler ama tatlandırıcı koyulduğunu anlayacak kadar da zekidirler. Bizi en çok pişman eden şeyler yaptıklarımız değil, yapmadıklarımızdır. Işığı önüne al, yürü.
Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin. Gittin mi büyük gideceksin, ayrılık bile gurur duyacak seninle. Cehalet ayrıcalıklı sınıfın elinde ustaca kullandığı bir silahtır. Dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir. Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de. Herkesin bir umudu vardır, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadı. Gitmeyi tercih edenlerin ardından el sallayın ki artık sadece bir el olduklarını daha net görsünler. Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Giyinip boyansan da renkler üzerinde solar ruhun siyasa. Aklımdaki kişi yanımda olmayınca yanımdaki hiç kimse umrumda olmuyor. Çözemedim bazılarını, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar? Geçmişle yaşamak en ağır ruh hastalığıdır. Eğer yenemezsen asla yeni bir gelecek yazamazsın. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Gücün haklığı çıktığı yerde adalet bekleme. Güce tapan insanların olduğu yerde huzur bekleme. Tam manası ile doğru olduğunu bilmediğin bir sözü söyleme. Karşılığının iyi olmadığını bildiğin sözü de söyleme. Kolay anlatılıyor acılar, kolay yazılıyor, kolay yaşanmıyor oysa. Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsanız sadece kimi eleştirme izniniz olmadığını bulun. Ne zaman pişman olursun biliyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden. Yüreğini yakan felaketler varsa, yangınını da söndürecek mucizeler de var elbet. İçimdeki karanlığı patlatacağım ve beynimin en ölümcül yaşlarıyla ağlaya ağlaya yepyeni bir insan, pırıl pırıl bir can, bitecek toprağa. Seninle her yere gelirim dediysem o kadar da değil. İhmale, ihanete, şerefsizliğe gelemem. Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil. O kişide bilmediğin bir zamanın beklenmedik bir anında kendini bulmaktır. İnsan yaptığı yanlışlara değil, yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Hayatından çıkan birinin daha sonra pişmanlık yaşadığını ve onun çaresiz halini görmenin verdiği haz hiçbir şeyde yok. Çok şey görmüş olabilirsin ama sonradan gördüysen sıkıntı. Sen bir inci ol, mücevher ol da
isteseler de istemeseler de alsınlar, seni taca taksınlar. Eğri büğrü yürüyen ayak gibi olma, bırak şu eğri yürüyüşü de Elif gibi dümdüz ol, dost doğru ol. Aklında fikir olmayanın dilinde küfür, kalbinde muhabbet olmayanın elinde şiddet olur. Gerçekleşmeyeceğini bildiğin halde kurduğun hayaller kaçak inşaat gibidir. Bir gün yıkılacağını bildiğin halde hep içinde yaşarsın. Güçlü olan zayıf yanını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları. Üzülme evlat, kaybettiğini sandıkların kurtulduklarındır belki. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. En güzel sevgidir insan sevgisi. Yüreğinizden o güzel merhametli sevginizi sevdiklerinizden esirgemeyin inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan yürekten dostlarımsınız. Kanalımıza abone olursanız onur duyarım, şeref duyarım. Sağlıcakla kalın inşallah.